Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Haziran Salı Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün 8 koşulu bir Adana programımız. Tabii bir de gündüz koşulacak olan Ankara'da da aynı şekilde 8'er koşulu bir programımız. Yani tek altılı program. Aslında ben tek altılı programlara daha sıcak bakıyorum. Çünkü bazen bu yorumlar yaptığım zaman tek program içerisinde iki altılıyı birden sıkıştırıyorum. Yani 9 koşu olduğu veya 10 koşu olduğu zamanlar iki altılı birden koyuyorum. Ortak olan yarışları maalesef işte birinci altılı çok yüksek olmasın diye bazı yerlerde kısabiliyordum. İşte ilave edilmesi gereken isimler oluyor. Onlar da bazen olumsuz yönde etkileyebiliyordu. Ama böyle tek altılı olduğu zaman daha iyi oluyor. Bazı yorumcu arkadaşlara dikkat ediyorum. Onlar çift altılı programı yapıyorlar. Yani bir Adana bugün 9 koşu varsa veya 10 koşu çift altılı varsa bir birinci altının ayrı programını yapıyorlar. Bir de ikinci programın ayrı yapıyorlar. Yani bilmiyorum. Şimdi kalkıp da diyelim tam ortak olan yerinde, yani 4. 5. koşular genelde ortak bölgeler oluyor. Bazen 6. koşu işte onlara denk geliyor. 3 koşu genelde. Şimdi 1. 6'da 3, 5, 7 verirken 2. 6'da aynı ayağı 3, 5 vermek mantıklı olur mu? Veya 3, 5, 7 verirsin. 2. 6'lıya orada 3, 5, 7, 9, 10, 11 diye gidersin. Yani bilmiyorum, yani o da izleyenleri nasıl etkiler merak ediyorum. Ben olduğu gibi söylemeyi tercih ediyorum. En azından sizin orada oyun çıkarmanız daha önemli arkadaşlar. Yani benim burada oyun vermem tamam güzel hoş da, ama oyun çıkarmanız gerekiyor. Yani illa bir tarafa bağlı kalmayın. Yani ben süper biliyorum demiyorum. Buradaki bana göre hiçbir yorumcu da süper değiller. Yani tamam, bazı arkadaşlarımız, ben dikkat ediyorum, yarış camiasından gelenler var. Ama ne kadar olursa olsun zaten kim çok bilse zaten buraya girmez. Kere onu söyleyeyim ben size. Ha, nedir bu? Bizim burada yorumculuk yapmamızın, öteki arkadaşların yorum yapması. Biraz tecrübe, bilgi, işte o biraz ön planda olduğu zaman işte onları aktarabilmek, işte onu aktarırken de doğru aktarabilmek önemli. Tabii bazı yerlerde olumsuz oluyor. Teklerde bazen ben sıkışıyorum. Çok güvenebildiğim bir safkan olamadığı zaman maalesef tek atamıyorum. Ben şimdi şöyle açık söyleyeyim size. Ben sürpriz tek atmayı seviyorum. Ama şimdi bunu yorumda yaparken alternatif olarak sunuyorum ama kalkıp da bir banko olarak birkaç kez geçmişimdir. Yani böyle kaç para ganyan geçmişimdir. Bir yurt dışında bir 30-40 lira ganyan geçtim. Geldi herhalde. Birkaç tane bir yerli yarışlarda işte 30-40 lira ganyanlar söyledim. Ama tabii ben onların ganyanlarının 30-40 lira olacağına göre bakmıyorum. Ben çünkü ben de her zaman ganyan koşmaz arkadaşlar. At koşar, ganyan koşmaz. Ganyan oradaki verilen şans oranı gibi bir şey. Hani millet orada şimdi 3-5 oynuyor. Şimdi 10 kişi, şöyle bir şey söyleyeyim size, ganyanların oluşumu haddime değil, kusura bakmayın, bakın söylüyorum ama haddime değil. Ya şimdi 10 kişi gitti 3 numaraya 5 liralık bastı. 3 liralık da şeye bastı. Ne diyeyim, 1'e bastı. Arkasından 1 liralık da veya 2 liralık da 2'ye bastı. Şimdi AGF'lerde nasıl çıkar? 5 %70 çıkar, ötekisi %40 çıkar, %30 çıkar. Şimdi bunu bir 11. 12. kişi baktığı zaman aa diyor, herkes bunu oynamış. Bu sefer ona yöneliyor. Şimdi yani birisi uçurumla atlarken arkasından o da atlıyor. Çünkü bakmıyor. Şimdi bazı yerlerde bakmayan arkadaşlar var. Sadece AGF'ye bakan arkadaşlar oynuyor. Yani bu gerçek bir şey. Ama işte neyin nesidir, neyin şeyidir bakmıyorlar. Yani ben şimdi o yüzden genelde tahmin yaparken ganyanlı bilmem nesine bakmıyorum. Zaten AGF'ler bir gün öncesinden yok. Puan olayına zaten girmek istemiyorum. Çünkü puana girdim mi işler değişiyor. O zaman kafa allak bullak oluyor. Ben en azından sade bir program buldum. Oradan bakıyorum. Ya benim baktığım kriterler ne? Atın ilk baktığım zaten orijinlere bakıyorum. Ha, tamam, taylarda genelde o da. Tanıdık atlarda zaten orijinleri az çok biliyorum. Az çok da kim? Yani biraz 7 sülalesine kadar gidiyorum ama o da artık benim bir hobi olarak geldi. O da bana biraz bu zamanlarda çok faydası olduğunu bir aşikar yani. Yurt dışı olsun, işte yerli yarışlar olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi atların performansı önemli. Bu pistte koşar mı koşmaz mı önemli. Bakın burada bir bu programda mı, Ankara programında mı, bir tane safkan var. Hatta dev adam var. Bugün dev adam koşuyor. At İzmir'de neyler kimleri geçmedi ki? Yani formun zirvesinde ben defalarca söyledim. Bu at kum, bir at kumda işliyorsa bırak kumda gitsin ya. Bir çim sevdasına girmeyin ya. At bir çim koştu, 9. oldu. Bilmiyorum artık ne duruma düştü. Yani bilmiyorum derken hani biliyorum da işte yazık yani, atın kaderini şeyini bozdu. Yoksa
Direkt bu yarışacaksa bana göre günün sağlam bankosu çıkardı ama şimdi her şey farklılaşıyor. Yani dediğim gibi bazen çim pistte koşacak atları kumda koşturuyorlar, işte at bakıyorsun 5 tane binicilik yapmış. Hadi ya bunu da gelir diyorsun. Yani ters ters sonuçlar çıkabiliyor. Ya bu at yarışı gerçekten o kadar kolay bir oyun değil. Çünkü 6 denklemin bir arada gelmesi, ya 6 yarışın bir arada binmesi. Yani tamam, Türkiye'de belki 6'lı ganyan çok bulunuyor ama yurt dışında 6'lı ganyan bulmak mesele arkadaşlar. Tabii oranın para birimine göre yüksek. Yani biz o para birimine göre hayatta biz de tutamayız. Onu garanti vereyim. Ancak çok büyük favoriler gelir veya çok şansımız olur öyle tutarız deriz. Çünkü kolay yarış değil. Orada para birim fiyatları farklı çünkü. Bizimki gibi değil. Şimdi ayın 10'dan itibaren, bugün ayın 8'i, yani 2 gün sonra altılı ganyan bahis oyunları da biraz artacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu 7 kuruş olan bizim doğu illere ve yurt dışı yarışları haricinde 8 kuruşa çıkıyor. 5 kuruş olanlar da 6 kuruşa çıkıyor. Ama en güzeli bana göre 7'li plas oldu. 10 kuruştan direkt 15 kuruş çıkıyor. Yani %50'lik artışı bence iyi oldu aslında. Pardon. Bence aslında çok iyi oldu çünkü neden diyeceksiniz? Ya 7'li plas aslında benim çok sevdiğim bir oyun türü. Ben çok güzel de paralar aldım. Hiç hani 6'lıya bazen hiç bulaşmazdım. 7'li plasa girerdim. Ya stresi biraz daha az. Daha rahat tek atabiliyor insan. Şansımıza denk gelirse gelirse. Bugün bak ben şey yaptım. Neresiydi bugün? Bugün pazartesi. Ha, Bursa. Bursa yarışı geç. Durdum. Bir 3 lira mı ne kasada param vardı. Onu oynadım. Bir şey oynadım. İkili mi oynadım? İkili mi oynadım galiba? Ya yok, ikili oynadım. Pardon. Çifte oynadım. Çifte tuttu. Ondan para aldım. Ha dedim bununla ne yapayım? Canım sıkıldı. Hiç oynamayacağım dedim. Tekrar gittim. Hatta iş yerinde bir çay molası yaptım. Telefon da şarjdaydı. İnanın şarjdaydı. Hiç saate bile bakmıyorum ne olduğunu. Tam çaya çıkacağım. Hadi bakayım şarj oldu mu doldu mu diye. Baktım yeşil renk yanınca telefonu da aldım. Çıktım bahçeye. Arkadaş da yanımda. Muhabbet. O başladı bir at muhabbeti yapmaya. At muhabbeti yaparken dedim ne oldu? Koştu mu ilk ayak? Yok abi dedi, şimdi 7'li plasa koşacak dedi. 7'li plasa başlayacak. Dur bakayım ya telefondan dedim. O an bir 7'li plasa yapayım dedim. İşte 3 tane tek attım. 3'ü de girdi. Yani iki tanesi kazandı. Bir tanesi de ikinci oldu. O beşinci ayaktaki. Son ayakta aradı. Birkaç tane at yazdım. Oraya birkaç tane. Dört misliye kadar. İşte o da 96 lira, 98 lira mı ne verdi? Allah bereket versin. Yani nereden ne olacağı belli olmuyor. Ama şimdi 15 kuruş olunca inanın çok farklı, daha güzel ikramiye verir diye düşünüyorum. Biraz 7'li plasa tabii kolay değil. Yani biraz masraflar da çoğalıyor ama ne yapacak bir şey de yok. Neyse arkadaşlar, ben şimdi fazla sözü uzatmayayım. Ben hemen direkt programa geçiş yapayım artık. Bu birinci koşu saat 17.45'te başlıyor Adana'da. Maiden de Schillerat 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusuna. Burada gördüğünüz gibi 7 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben Binolu Adasuyum. Bu San Giro temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alacak olan bir isim. İki yarış koştu. İkisinde ikincilik elde etti. Bugün çim pistte koşacak olan bu safkan. Anne kanatında bir Bin Ashwat temsilcisi. Bin Ashwat'lar da çimde daha etkili, daha etkin. Mehmet Akyoz'da ben kazanmasını bekliyorum. Safkan da bayağı formda. Kazanıp bugün Maiden'a veda etmesini bekledim. Bir isim olacak Binoğlu Adasuyum. Günün ikinci koşusuna yine bir Maiden yarış dişilere ait. Bu birinci koşu da mı Maiden'di? Bakalım, birinci koşu Maiden. 2 yaşlı İngiliz. Evet, iki tane Maiden'ı arka arkaya koymuşlar. İlginç. Ben çalışma yaparken dikkat etmedim. Ben iki tane Maiden'ı arka arkaya. Burada da arkadaşlar yine dişilere ait. 2 yaşlı İngiliz'e 1200 metrelik çim koşusu. 6 safkan var burada. Ben onu anlamadım. Yanlışlık mı? 2 yaşlı İngilizler. Evet, ikisi de 2 yaşlı İngilizler. Hayret, 6 tane at, 7 tane at. Başka zaman olsa bir sürü at koyuyorlardı. Burada da bir nolu Güneş'in esintisi, bu Salvatore temsilcisi Erkan Tunç'la bana göre yarışın en şanslı ismi, kazanması en normal sonuç olur. Ama ileride rakip yazmak isterseniz, çünkü biraz rakipleri iyi durumda olan isimler var. Bunlardan birisi 5 nolu Smell Girl. Bir Perfecto temsilcisi Halil Budak'la start alınması hakkında yine 2 yarış koşup ikisinde de ikincilik elde eden, bu sabah da daha iyi koşmasını beklediğim bir isim. Bir de bunların yanına 4 nolu Power of Woman. Bu hakim temsilcisi işte Mehmet Akyoz'a ilk kez koşuyor ama yine iyi koşmasını beklediğim isim. Tabi burada o kadar at yazarsak o zaman 6 nolu Yağmur'un kızının ne günahı var. O da orijinal olarak tam bir çim safkanı. Kumda bir dördüncülük elde eden bu safkanda yine çimde yine etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. Ama her şeye rağmen 1 nolu safkan ön planda tuttuğum isim, rakipte 5-4-6 olarak önereceğim bu koşu için. Günün 3. koşusundan itibaren 6'lı ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışında.
11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta ben biraz kalabalık tutmakta fayda var diyorum. Çünkü biraz yakın safkanlar çok, denk safkanlar çok olunca işler değişebiliyor. Ama her şeye rağmen bu 4 nolu Berat'ın, bu Wind River'ın temsilcisi Mehmet Akyavuz da yarışın bence birinci ilk safkanı olarak kuponlara yazılması gerekir. 6 nolu Burla, bu Hakim temsilcisi de bir Bekmenzeci ekürsüne ait. Mehmet Salih Çelikli start almış safkanda formunda bu aralar iyice kıpırdamalar başladı. Son ikinciliği de bana göre bunun bir göstergesi. Hazırlıklar da iyi, iyi dereceli galoplara sahip. Bence bu safkanda boş geçilmemesi lazım. 2 nolu Neptun, bir Nativan temsilcisi Vedat Abiş'e start alıyor. Bu safkanda bu pistlerde iyi ve etkili yarışları olduğunu da unutmayalım ve hazırlıkları da oldukça iyi. Ve 3 nolu Atılgan Bey, bir Mendip'in temsilcisi olan bu safkanda Doğukan Saf'la start alıyor. Son yarışını kazanan bu safkanda bugün yine sahaya birincilik için çıkacak arkadaşlar. 4-6-2-3, bu 4 safkan biraz daha rakiplerine oranla ön planda çıkıyor ama kolay bir yarış olmadığını da belirteyim. Tabi burada kimleri yazabiliriz? Ben önce 5 nolu Edanur, bu baş Buşrangır temsilcisi Necmi Altın'la start alıyor. Ve bu arada çok formda. Necmi Altın da zaten yıllardan beri Doğu illerinde başarıyla mücadele eden bir kardeşimiz arkadaşlar. Yani o yüzden ben Necmi Altın'a her zaman güveniyorum. O yüzden safkanlar bence 5 nolu Edanur'u da kuponlara ilave edebiliriz. 9 nolu Çisi'yle dikkat, bir Ferson temsilcisi Emrah Sincan'la start alalım safkanda. Bomboş kilosu ve bu aralar çok güzel bir form yakalamışken ben böyle bir fırsatı değerlendireceğini düşünüyorum. 9 nolu Çisi'yle kesinlikle bugün ihmal etmeyin. Bakın iki at geçseniz bile Çisi'yle koyun. Şimdi diyeceksin ki ya arkadaş sen bunu böyle diyorsun da bu ilk dörde sokmadın neden? Ya ben bütçe yükselmesin diye bu pozisyona getiriyorum. Yani bazen en son söylediğim at tek bile atabilirsiniz. Yani bu ben vermiysem muhakkak yakın görmüşümdür. Ondan veriyorum. Yani o şans az diye değil arkadaşlar. 9 nolu Çisi'yle yazın. Emrah Sincan'la. Bir de 1 nolu Stark. Bu sürekli kafama gidip gelen bir isim. İyi bir isim. Kardinal Pioneer temsilcisi Uğur Temur'da da yine hata affetmeyecek olan isim. 4-6-2-3 öncelik şans verdiğim isimler. Ama dediğim gibi 5-9-1 de hiç boş yapana atılacak safkanlar değil arkadaşlar. Günün 4. koşusu Altılı Ganya'nın 2. ayağı. Şartlı 3, dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışında 9 safkan arasında koşacak. Yine zorlu bir yarış bizi bekliyor. 4 nolu Prenses Hira, bu Perfecto temsilcisi Emrah Sincan'la bana göre grubun en şanslı ismi. Eğer biraz risk alayım derseniz yani bu safkana bir alternatif banka olarak da geçebiliriz. Şu andaki duruma göre bence kazanması en normal sonuç olur. Prenses Hira'nın yani bir risk alayım derseniz bayağı tek bile geçebiliriz 4 nolu safkanı. Ama illa safkanı yakın rakip ararsanız da bir El Corredor temsilcisi olan 1 nolu Eleanor Reeby. Vedat Abiş de start alan bu safkanda bence bugün daha iyi yarış koşmasını bekliyorum. Bir de 2 nolu Distinction, bir Kaneko temsilcisi, anne kanatlı bir Royal Bequest'ten gelme bir Avşar kızı. Avşar kızını da zaten uzun tempolu yarışta çok sever. Onun üstlükle start alan bu safkanda bayağı önemli gelişmeler var bu safkanda, kıpırdamalar içerisinde. Bence boş geçilmemesi gerekir. Daha da genişletirsek bu ayağı 3 nolu Marigold, bu Yonaguska temsilcisi Doğukan Sav ile ve 6 nolu Vento Fortuna, bu General Quartis'in temsilcisi de Mert Ali Solmaz da start alıyor ve bayağı da işlerinde aşamalar kaydeden bu safkanda sürpriz sevenler için önerebileceğim isim. Ama dediğim gibi 4 nolu safkan bayağı ön planda tutuyorum. Öncelikle rakip 1-2, daha sonra da 3 ve 6 olarak öneriyorum bu koşu için. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağı. Kısa vade 6, 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik çim koşusuna 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 1 ve 2'nin ekür olduğu bir yarış. Yine zor bir koşu olarak gözüküyor ama ben her şeye rağmen 7 nolu Benzenci, bu Kaysberg temsilcisi Vedat Abiş de bomboş kilosuyla son yarışını biraz hatadan kaybetti ama bugün Vedat Abiş de kazanabilmesi bence çok normal sonuç olur. Ama bu safkanın bayağı ciddi rakipleri var. Bunlardan birisi gördüğünüz gibi seriye takmış bir Uçan Dede var. 1 nolu Uçan Dede, bu Uçan Bey temsilcisi Berat Demir'le start alıyor ve ekürü avantajına sahip. Ekürüsü de oldukça formda. Bir de bunların yanına 3 nolu Hikmet Fırtınası'nı İsmen diğer temsilcisi Mustafa Kemal Kumbasar'a yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz. 7-1-3 benim bu 5. koşu için, Altılı Ganya'nın 3. ayağı için önerdiğim isimler. Günün 6. koşusu Altılı Ganya'nın 4. ayağı. Şartlı 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda yine 8 safkan arasında koşacak olan bir yarışa baktığımızda ben burada 1 nolu Karabayırlı'nın Velat Demir'le 2 nolu Romalo'nun Apro temsilcisini Emrah Sincan'da kapışmasını bekleyeceğim. Yani ikisinin mücadelesi büyük ihtimalle bu yarışın birincisi belirleyecek. Yani o yüzden 1-2, çünkü kafa burun bitiyor sürekli. Tabi kazanma ibresi biraz 1 nolu Karabayırlı'dan yana gözüküyor çünkü biraz daha kazanmayı seviyor. Ötekisi de bahtsız herhalde 2 nolu Romalo. O da hep ensesinde geliyor ama yarış bitiremiyor.
Ama bugün bakarsanız o bassızlığını kırıp bugün Binolu Karabayırlı'ya mağlup edebilir arkadaşlar. O yüzden bir iki yazı bayağı bir geçebiliriz. Ama buraya bir iki safkan daha ilave edersek şu 3 nolu Fırat Ateşi, bu Lüksor temsilcisi Vedat Abiş ile start alıyor. Her ne kadar son iki tane yarışından 8-8 yapmış olsa da bugün bence kendine uygun grupta koşuyor. Bir de bu safkanların yanında 4 nolu Cihana Bedel, bir Indigo Red temsilcisi Mehmet Akyoz'a start alan bu safkanda yine bugün ters yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olur. 1 ve 2 önce, 3 ve 4 daha sonra şans verdiğim isimler. Şimdi burada size bir sadece tahmin olarak değil, bir bilgi amaçlı bir şey söyleyeceğim. Burada 8 nolu King of Tatvan. Yarın muhtemelen de çok sürpriz çıkacak bir isim. Bir hakim temsilcisi Uğur Temür'le start alıyor. Bu safkanın daha önce antrenörü Gökhan Gül'dü. Bu televizyonda yorum yapan, spikerlik yapan, işte yarış analizi yapan arkadaş. Daha ben zaten eski jockeydi. Onun jockey dönemlerini de biliyorum. Abisi Nail Gül antrenörlük yapıyordu. Şimdi konu nereden geldi? King of Kaptan Gazi koşmuş bir isim arkadaşlar. Bakın Gazi koşmuş bir isim ne hallere düşmüş. Hani bir sorunlar çıktı, bir şeyler çıktı, tedaviler çıktı, at geri alındı, bilmem ne yapıldı. Ama buralara kadar getirildi. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne alaka? Bu at sürekli kumda, orada burada koşturuyor ama asıl yeri, meydanı, yani arenası çim pis arkadaşlar. Yani şöyle diyorum size, eğer bir bomba, ya burada bir bomba olur mu derseniz, bu safkan yani bu grubun iki gömlek üstünde bir safkan ama sorunları olan bir safkan, sıkıntıları olan bir safkan. Eğer ben, çünkü sona sakladım ben bunu, en azından böyle bir bilgi vereyim amaçlı. Eğer sizin ilginizi çekerse 8 nolu bir King of Tapan'a bir çarpı atabilirsiniz. Büyük ihtimalle sürpriz çıkacak bir isim. Ha, yarın belki 100 metre geride kalabilir, ona bir şey demeyeyim ama bir de ileri vites girdiğini düşünün. İnanın bu grubu sıyırıp gider, sırtına da alır. Onu da belirteyim yani. Yani böyle atları da ben en azından sizlere faydası olur, belki olmaz. Belki ters fayda olur. Ama her şeye rağmen en azından bir söyleyeyim ki aklınızda bulunsun arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusuna, 6'lı Ganya'nın 5. ayağına. Şartlı 5, 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik çim koşusuna. 9 safkan arasında koşacak olan bu yarışta artık Alderamin, Mehmet Akyavuz da bayağı bütünleşti ve artık kontrollü gidiyorlar. Nerede sprinte kalkacağını, nerede yürüyeceğini artık ezbere bildiler. Böyle bir uygun bir fırsat varken de, gruplar henüz daha oturmamışken böyle fırsatları değerlendiriyor. Yine 69 bin TL gibi çok güzel bir ikramiye de var. Ben yine hanesine birincilik yazdırmasını bekliyorum. Bugün 2 nolu Alderamin, benim bugünkü Mehmet Akyavuz da banko ismim arkadaşlar. Günün son koşusuna geldik. Handikap 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışı. 11 safkan arasında koşacak olan bu yarışa baktığımız zaman kimler yazılabiliriz? Burada öncelik 5 nolu King Dadaş'tan, yani bu Kurt Dünyası temsilcisi yine Mehmet Akyavuz da benim ilk olarak tercih ettiğim isim. Son yarışında kazanan bu isim yine formunu devam ediyor. Rakipleri var tabii ki. 4 nolu Be Happy, bir Harputlu, Gakoş temsilcisi Vedat Abiş ile start alacak olur. Safkan'da bu aralar kıpırdamalar içinde, hazırlıkları da bayağı iyi. Safkan'da yani önemli gelişmeler var. Hata affetmez. 6 nolu Deep Rise, bir Mendip temsilcisi Onur Öztürk ile start alıyor. Yine bu safkan da daha iyi gruplarda bile kafa burun giren bir isim. Yani korkulu anlar yaşatan bir isim. Bugün bir güzellik yapabilir. Üstünde de iyi bir pilotu var. Onur Öztürk bence hata yapmayabilir. Affetmeyebilir. Bir de 8 nolu Kedim. Bu Kedime dikkat edin. Arada bir mırlıyor ama aman dikkat edin, tırmalamasın. Kediye de bugün mesafe, her şeyi lehine. Mehmet Salih Çelik'le de yazıp bayağı bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar. 5, 4, 6, 8 son ayakta benim önerdiğim isimler. Gelelim şablona. Birinci koşu 1 nolu safkan tek. İkinci koşu 1 nolu safkanın kazanmasını bekliyorum. Rakip arayanlar da 5, 4, 6. Altılı Ganya'nın birinci ayağı. 4, 6, 2, 3. Önce 5, 9, 1 daha sonra. İkinci ayak 4 nolu safkan alternatif olsa bankodayım. Rakipleri önce 1, 2 daha sonra 3, 6. Üçüncü ayak 7, 1, 3. Dördüncü ayak 1, 2 önce 3, 4 ve az önce söylediğim 8 nolu safkan, aman dikkat edin. 5. ayakta 2 nolu safkan tek. Son ayak 5, 4, 6, 8. Herkese bol kazançlar, bol şanslar. Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.